Basur'da telefon elimden alındı. İyi misin? İyi misin? Duyuyor musun? Yazıklar olsun ona. Öyle bir vicdan olamaz ki. Türk adaletine de inanıyorum. Oğuz Murat Hacı'nın hayatını kaybettiği kazada yaralanan arkadaşı kazadan dakikalar sonra telefonunun elinden alındığını söyledi. İşte sadece arabanın çok süratli olduğunu hatırlıyorum. Çarpmanın etkisiyle zaten savrulduk biz. Yardım istemek için telefonumu çıkarmıştım. O sırada telefon elimden alındı. Ambulans daha gelmemişti. Karanlıktı ve göremiyordum. Büyük ihtimalle aileden biri almıştır diye düşünüyoruz. Kazada vefat eden Oğuz Murat Hacı'nın annesi gözyaşlarını tutamadı. Uçakla Mısır'a kaçan anne Eylem Tok'a sitem etti. Herkes anne. Öyle bir içgüdü olur mu? O annelik içgüdüsü olsaydı onda, önce benim yavrumu kurtarıp hastaneye gelip ondan sonra ne gerekiyorsa yapıp benim oğlum zaten gidecekti. Ağlasaydı, sızlasaydı, gitseydim başında dursaydı, ben gidene kadar orada dursaydı, bir hataydı deseydi. Ben onu başım üstünde çağırdım. Yani ne olursa olsun bir insan bunu yapmaması lazım. Ya. Vicdanen yapmaması lazım. Yazıklar olsun. Oğuz Murat Hacı'nın ailesi ve yakınları 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüyle annesinin bir an önce Türkiye'ye dönmelerini ve adalete hesap vermelerini istiyor. Yazıklar olsun ona, öyle bir vicdan olamaz ki. O vicdan nasıl bir şey? Çocuğuna da eziyet etmesin o yavruya. O çocuk gelsin. Annesi getirsin. Türkiye'de hiç kimse onun çocuğuna kimse bir şey yapmaz. Benim çocuğum toprakta nefes almıyor ama. Sağ olsun bakanımız ilgilendi, olaya el koydu. Çok teşekkür ederiz kendisine. Ben şundan eminim. Bu saatten sonra çok kısa sürede sizlere şu haber duyulacaktır. Ben teslim oldum, geliyorum diye. Türk adaletine de inanıyorum. Madem o kadar vicdanlılar, gelsinler. Adaletimize, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olsunlar.